Merhaba arkadaşlar, İğnemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel sıralı bir modelin yapılış aşamalarını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip zili aktif hale getirseniz sevinirim. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Yazmamın taban renginde zürafamı geçtim arkadaşlar. Şimdi aynı iple devam ediyorum. Düğümümü atarak başlıyorum arkadaşlar. Bir tane minik bir yuva oluşturdum. Şimdi yuvamın içine girip düğümümü atıyorum. Yuvamın içine kirpiğimi yapıyorum arkadaşlar. Üç tane kirpik yaptım arkadaşlar. Şimdi son yaptığım kirpiğimin içine girip düğümümü atacağım. Evet. Şimdi iki zürafa atlatıp üçüncüsüne düğümümü atıyorum arkadaşlar. Evet, şu şekil. Tekrardan minik bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Yuvamın içine girip düğümümü atıyorum. Yuvamın içine kirpiğimi yapıyorum arkadaşlar. 3 tane kirpik yapacağım. Son yaptığım kirpiğimin içine girip düğümümü atıyorum. İpimi üste çıkardım. Şimdi iki zürafa atlatıp üçüncüsüne düğümümü atıp ipimi aşağı indiriyorum. Tekrar bir tane yuva oluşturuyorum. Yine aynı şekil kirpiklerimi yapacağım arkadaşlar. Modelimizin tabanı bu şekil devam edecek. Çok güzel sıralı bir model arkadaşlar. Çok istenilen bir model. Çok şık duruyor.
Beni Instagram adresim iğneoyam1342'den de takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimizin tabanı bu kadar yeterli. Bu şekil. Şimdi renkli iplerime geçeceğim arkadaşlar. Arada bıraktığım iplerimin içine girip düğümümü atıyorum arkadaşlar. Kirpiğimi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Evet, yaptığım kirpiğimin içine girip düğümümü atıyorum arkadaşlar. Şekil. Şimdi kirpiğimin üstüne minik bir kirpik daha yapıyorum. Şöyle. İpimi kirpik görüntüsünü vererek aşağı indiriyorum. Hemen yanına bir tane daha kirpik yapıyorum. Bu şekil tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ipimi kesiyorum. Diğer rengime geçeceğim. Yine aynı şekil şuradaki aradaki ipime düğümümü atacağım. Yaptığımız ikinci kirpiğin içine girip düğümümüzü atıyoruz. Üstüne minik bir kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Kirpik görüntüsü vererek ipimizi aşağı indiriyoruz. Hemen yanına üçüncü kirpiğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bu rengimizi de tamamladık. Şimdi diğer renklerime geçiyorum. Şimdi sarı rengimi yapacağım arkadaşlar.
Evet, yeşil ipimi de yaptım. Şimdi toplamda 4 tane ip kullandım arkadaşlar. Şimdi yeşil ipimi iğnemden çıkartmadan 1, 2, 3 ve 4.sine düğümümü atıyorum. 4.sine yeşil ipim geldiği için. Şimdi yeşil çiçeğimi yapacağım arkadaşlar. Diğerlerinin de sırası belli zaten. Evet arkadaşlar, modelimizi tamamladık. Bu şekil çok güzel, zarif, sarılı bir model. İsterseniz tek renk de kullanabilirsiniz. Düz renklerde, düz yazmalarda tek renk daha güzel hoş duruyor. Şöyle yazmamı da göstereyim. Şu şekil arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.